Şimdi İsmail Saymaz'ın önemli söyleşisi, Özgür Özel'le yaptığı önemli söyleşi ve Özgür Özel'in de Gökhan Zan'la ilgili sözleriyle devam edelim. İsmail Saymaz, Özgür Özel'e Gökhan Zan'la ilgili iddiaları sordu. Özel, olanlara şaşırmadım dedi. CHP Genel Başkanı 6 Şubat deprem felaketinin yıl dönümündeki protestolara değindi. Gökhan Zan'ın belli grupları organize ettiği Lütfü Savaş'a yönelik bir protesto gibi yansıttığını iddia etti. Özel, Zan'ın gözündeki ateşi farklı gördüm diye ekledi. Gökhan Zan'ın önce CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını istediğini söyledi. Büyükşehir olmayınca Defne'yi verin, Lütfü Başkan'la uyumlu çalışırım dediğini, Defne'de olmayınca Arsuz'u istediğini belirtti. Hep garanti belediyeleri istedi dedi Özel. Zan'a aday göstermeyi hiç düşünmedik. Çünkü çok tutarsız ve çok ihtiraslı gördüm dedi. Gökhan Zan'ın tipten aday olduğunu görünce tip genel başkanı Erkan Baş'a doğru aday olmayacağını dostane şekilde söyledim diye vurguladı. Tip adayın arkasında kurumsal olarak dursa ve adayı çekmese bir kaybettirme potansiyeli vardı dedi. Ama Zan'ın bu süreçten sonra etkili bir siyasi aktör olmasını olanaklı görmediğini de ekledi. Ve Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarıyla devam edeceğiz. Zan kayıtlar için kumpas derken telefonla görüştüğü iddia edilen kişiyi AKP'li Turgay Kocakaya aradı. Ben hiç hatırlıyorum, kumpas oldu, hiç sorun yok. Ama olasan alacak. Türkiye İşçi Partisi'nin adayı Gökhan Zan'ı adaylıktan edebilecek kayıtlar servis edildi. Zan kayıtlar kumpas dedi ama telefonla görüştüğü iddia edilen Turgay Kocakaya'yı aradı. O görüşmenin kaydı da ortaya çıktı. Zan Kocakaya'yı Hatay'a çağırdı. Bunlara biri bir şey söylemiş bizim hakkımızda. Gidelim, tadı kaçtı buraların falan. Biz de tamam gidelim. Gidemedi abi. Sen şöyle yanlış yaptın. Seni zaten buradan çekip gitmek de yanlış yaptın. Ben? Evet. Bana yanlış yaptın. 3. Sen buradan giderken bana da danışmadın. Yanımda yürümek için yanıma geldin. Hı hı. Ama arkamdan sattın. İhanet ettin. Bu montaj mıdır? Bir fake midir? Kurgu mudur? Artık onu savcılık, adli makamlar karar verecek. Olayların ardından Gökhan Zan'la konuşmasını kayda aldı Kocakaya. Kocakaya'yı ihanetle suçlayan Zan, Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel'le görüştüğü iddiasında bulundu. İddiayı reddeden Kocakaya, Hatay'a gideceğini ve Gökhan Zan'ın yanında olacağını söyledi. Sen de araştırıldın, Mehmet evet. Güzel'le birlikte konuşulduğun ve konuştuğun ortaya çıktı. Benim mi? Senin buraya gelmen. Ben hiç konuşmadım Mehmet Güzel'le. Hiç. Hayatımda da görmedim. Hiç kimseye seninle ilgili bir şey anlatmadım. Zan görüşme boyunca üzerine basa basa kumpas dedi. Ortaya çıkan iddiaları 3 haftadır bildiğini öne sürdü. Ben 3 haftadır genel merkezine, bizlere, hepsine, arkadaşlarına söyledim. Bakın, bana şantaj kuruluyor, bana montaj kuruluyor. Bakın, beni tehdit ediyorlar. Boyun eğme, önemli değil. Bunlar siyasette var. Sakın geri çekilme. Kumpas kuruldu, ses kaydı farklı yapıldı. Umurumda değil abi. Umurumda değil abi. Böyle bir riske niye gireyim dostum? Kariyerim var, şeyim var. Hiç öyle bir şey yok. Tamam, öpüyorum seni. Hadi dikkatli ol, çalış hadi. Ses kayıtları krizi sebebiyle Türkiye İşçi Partisi Gökhan Zan'ı adaylıktan çekse de kesinleşen aday listeleriyle Gökhan Zan'ın adaylığı yasal olarak sadece partiden istifa ettiğinde düşecek. Gökhan Zan kumpas olduğunu iddia ettiği ses kayıtlarından şikayetçi olduğu gibi Kocakaya'nın aldığı yeni kayıt hakkında da suç duyurusunda bulundu. Haklarında suç duyurusunda bulunduğum şahıslar